Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın Ali Başkomandan! Karabağ Azerbaycan'dır! Azerbaycan Dağlık Karabağ'da bir bölgeyi daha işgalden kurtardı. Cebrail'deki tarihi Hüdafer'in köprüsünde Azerbaycan bayrağı dalgalandırıldı. Kafkasya cephesinde 2. insani ateşkesinde Ermenistan tarafından bozulmasının ardından çatışmalar hız kazandı. 18 Ekim gece yarısı başlayan ateşkesin üzerinden daha saatler geçmeden işgalci Ermeni güçleri Cebrail ve çevresindeki köyleri yoğun top atışına tuttu. Angajman kuralları gereği saldırılara yanıt veren Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırı girişiminde bulunan bir Su-25 savaş uçağının Cebrail yönünde imha edildiğini duyurdu. Cephede ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu Cebrail'de bir bölgeyi daha işgal güçlerinden temizledi. İran sınırında Araz Nehri üzerinde bulunan tarihi Hüdafer'in köprüsüne Azerbaycan bayrağı dikildi. Gelişmeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından duyurdu. Aliyev askerlerin tarihi köprü üzerindeki görüntülerini paylaştı. Hüdafer'in köprüsü ve arazisi işgaldan azat edilmiştir. Halihazırda Azerbaycan bayrağı burada dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın Ali Başkomandan! Karabağ Azerbaycan'dır! 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Fuzuli bölgesinde ise Ermenistan askerlerinin silahlarını bırakıp kaçtıkları ortaya çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın çekildiği bir askeri üssün ve kaçan Ermeni askerlerinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Ermenistan ordusunun çok sayıda tank, zırhlı araç, top, kamyon ve mühimmatı bırakarak kaçtığı görülüyor. Karabağ cephesindeki gelişmeler Ankara'da yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın ateşkes ihlallerine sessiz kalan Batı'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Minsk üçlüsü Ermenistan'a her türlü silahlı desteği veriyor dedi. Amerika, Rusya, Fransa Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ve Ermenistan'a, Ermenilere her türlü silah desteğini veriyorlar mı? Veriyorlar. Ateşkes ilan edildi bu gece ama ateşkesi Ermeniler yine bozdu. Batı ses çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Türkiye ses çıkardığı zaman Türkiye'ye bak ya, hiç de sessiz durmuyor diyorlar. Durmayacağız. Biz hakkın ve aklının yanında yer alacağız.